Jeofizik sözcüğünün kökeni biraz yeni, nedenlerinden biraz bahsettik. 1834'te Froebel kullanıyor. Daha sonrası Wilhelm Gilbert tarafından da kullanılıyor. Wilhelm Gilbert tarafından 1800'de Physik der Erde, yani yer fiziği olarak Almanca kullanılıyor 1800'de. 1815'te bir kitap var, Physik der Erde diye, yer fiziği kitabı. Friedrich Parrot tarafından yazılmış. Bununla birlikte bugünkü anlamdaki jeofizik sözcüğü 1834 ile 80 yıllar arasında oldukça yoğun bir şekilde görülüyor. Mesela Mayer's Crossel Convection Lexicon'da var. Jeoloji maddesi, jeofizik maddesi var. Neumann'ın Lehrbuch Geognosi'de var. Murray'nin kitabında var. Neumann'da var. Şimdi bunlara yavaş yavaş bakalım. Mesela ilk kullanım 1800'lerde yer fiziği, fizik diye adet şeklinde kullanım Wilhelm Gilbert'in Annalen der Physik diyelim şeyinde, fizik yıllığında geçiyor yer fiziği. Fizik der Erde diye bir kitap var. Fizik der Erde und Geologie, yani yer fiziği ve jeoloji diye, Grundriss Physik der Erde und Geologie diye bir kitap var. Georg Friedrich Parrot tarafından yazılmış 1815'te. Fransa'da ise Fransız Bilimler Akademisi'nin meşhur dergisi 1830'lardan itibaren Physique du Globe isimli küçük küçük makaleler ve o başlıkta haberler yayınlıyor. Bu da önemli bir bilgi. Froebel 1834'te ilk jeofiziği Theoretische Erkunde, teorik coğrafya isimli eserinde kullanılıyor. O kitap 1835'te, 36'da basılıyor ama kitabın ön sözü 34'te yazıldığı için sözcüğün 1834'te ilk kullanıldığını ya da düşünüldüğünü, jeofizik sözcüğünün düşünüyoruz. Gene Theoretische Erkunde Froebel gene kullanıyor burada. Ansiklopedi maddesinde bir jeofizik var 1848'de. Mayer Grosse Konversation ki Almanca en iyi sözlüklerden biri, ansiklopedik sözlüklerden biridir. Bizim Büyük Britannica ya da Ana Britannica gibi. Friedrich Naumann Geognosi isimli kitabında jeofizik terimi var. İngiltere'de terrestrial fizik olarak kullanıyor. Özellikle John Herschel. Onun 1867'lerde gözükse de 1850'lerde bu makalenin orijinalini yayınlıyor. Terrestrial fizik diyor. Ki 67'de bu yeni hali, kitap hali. Yine Almanca'da 1870'lerde Richthofen Çin'le ilgili bir coğrafi çalışma yapıyor. Onun içinde bir bölümü jeofiziği tartışmaya ayırıyor. Yani coğrafyada artık yeni bir boyut geldi diyor. Boyut matematiksel ya da fiziksel bir boyut. Bu özellikler artık bilim açısından dikkate alınmalı gibi bayağı ayrıntı bir tartışması var. İtalyanca'da Physica Terrestria diye Angelo Secchi'nin bir kitabı var. Terim Physica Terrestria de geçiyor. Gene bu dönemde Geographical Yearbook'larda var 1885'te. Özellikle Zöprits'in makalelerinde var 60'larla birlikte. Birkaç makalesi var. Ve bu dönemde ilk jeofizik el kitabı diyelim. Lehrbuch der Geophysik biraz und Physikalische Geografi diye bir kitap var. Bu 1884 baskısı ilk jeofizik adını taşıyan ilk kitap. Bu daha sonra Handbuch der Geophysik'e dönüşüyor 1899'da. Dergiler var, Beträge zur Geophysik, Jahrbuch Astronomie und Geophysik isimli dergiler de var. İngilizce'de demin söyledik terrestrial fizik var. Fakat 1884'te jeofizik geçiyor. Babinger'in Encyclopedia Theologie'de olduğu gibi. Son olarak da Osmond Fischer'in Physics of Earth Crust, İngilizce'deki jeofizikle ilgili 1881'de basılan kitapta örnek verilebilir.